Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Opel Astra J1.3 Euro 5 motor göstereceğim. Şöyle göstereyim. Tabii Opel çekerken Opel'e fısıldayan adam Nisato Hüseyin Usta'yı da unutmayalım. Oradan buradan ona kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yeni imajı da çok güzel olmuş. Onu da söylemek istiyorum. Sakallarını falan kesmiş. 5-6 yaş gençleşmiş arkadaşlar. Videolarına gidip ona da yorum yapabilir. Kanalına abone değilseniz ve Opel'le alakalı İstanbul'daysanız, usta bulamıyorsanız gerçekten mutlaka kanalına gidip bunun videolarına bir göz atın. Videonun açıklama kısmında yüksek ihtimalle linkini sizinle paylaşacağım. Astra J'mizde ne var? Durduğu yerde hararet normal 90'da duruyor. Fakat rampa aşağı inerken arkadaşlar hararetimiz düşüyor bu araçta. Ve biliyorsunuz zaten kış yaklaşıyor. Henüz kar düşen illerimiz sadece doğu tarafında, Türkiye için konuşuyorum. Ve doğu tarafındaki arkadaşlarımız zaten antifriz araçlarını kullanmadığını diye tahmin ediyorum. Çünkü haricinde bu arabaları çalıştırmak, motoru dondurmamak elde değil. O taraflarda ciddi anlamda eksiye düşüyor. Ve ister istemez arabalar çalışmamazlık yapabiliyor. Ve bu yüzden de onların biraz daha bu antifriz olaylarına daha çok dikkat ettiğini düşünüyorum ben kendim. Yani sabah kalktığımda motorun donmuş olmasını istemem şahsen. Ortalama 1-2 metre karın içerisinde gitmem gerekiyor, hastane vesaire zor olur. Bu yüzden onların bakımlı olduğunu düşünüyorum ve orada termostat dahi çalışsa hararetin 70'i 60'ı bence geçmediğini düşünüyorum. Termostat çalışsa dahi arkadaşlar. Çünkü eksiye çok fazla bir şey yapamıyor bu motorlar. Farklı bir motor üretimi olması gerekiyor. Örnek veriyorum, Rusya'da daha farklı bu motorlar. İşte evinizden çıkmadan motoru çalıştırabiliyorsunuz vesaire, işte aşağı indiniz, motor hala, kapıları kilitlediniz, motor hala çalışabiliyor gibi gibi özellikler ekleniyor bu arabalara. Bunlar biliniyor zaten. Şimdi benim arabamda da durduğu yerde 90 ama rampa aşağıya vurduğu zaman, rampa aşağı vurdu mu yüksek ihtimalle termostatım açık kalmış, zaten bunu söküp sizlere göstereceğim. Amacım bu, yani bu videonun amacı. Buradan radyatörden soğuğu yiyor, su sürekli dolaşım yapıyor, durduğu yerde sorun yok ama hızlandığında ve rampa inerken, bir de gaz vermiyorsunuz ya rampa inerken, yani ayağınızı gazdan çektiğiniz için içeride bir yanma oluşmuyor. Buradan su hızlıca geçip soğuyup hararet ibresini ister istemez biraz düşürüyor. Ne kadar düşürüyor? 70'e kadar düşürüyor ama içeride ısıtmamazlık yapmıyor. Tabii ki de biz diyoruz ki bakın mesela bu arabada da DPF var, şöyle gösteriyoruz. Termostat sıkıntı olduğu için, yani motor sıcak çalışması gerektiği için, örnek veriyorum bugün bu arabayla Kars'a gitmeye kalkışın, içinde üşürsünüz. Böyle bir ihtimal de olduğu için ne yapacağız? Motoru normal haline çevireceğiz. Bu yüzden de şurada bulunan, hemen şöyle göstereyim sizlere, şunu alayım şuradan. Şurada bulunan arkadaşlar termostatı değiştireceğiz. Becerebilir miyiz? Yorumlara yazın. Bunu yapabilir miyiz? Bu işin üstesinden gelebilir miyiz? Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın termostat burada. Hararet meşhuru burada. Bu biraz daha farklı diğer 1.3 multijetlere göre. O yüzden çekmek istedim. Yapısı da farklı. Euro 4'lere göre yapısı da farklı. En azından hem sizler görün hem de ola ki birileri sökmek ister vesaire, nasıl söküldüğünü de sizlere anlatacağım bir elimden geldiği kadar diyorum. İşe koyulalım, termostatı yerinden alalım, bakalım tahmin ettiğimiz gibi açık mı, yoksa yaptığımız iş gerçekten fuzuli mi, doğru mu değil mi, bunu sizlere gösterin. Hadi bakalım. Termostatı yerinden söktük. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu termostat açıkta kalmış. Bunu açık kalıp kalmadığını test etmek için şuradan su doldurup buradan akıp akmadığını, tam tersi buradan su doldurup buradan akıp akmadığını görebilirsiniz. Benim termostatım da açık kalmış. Başka Kerem arkadaşlar. Bu ben değilim. Ama dönüp bakmamak olmuyor tabii. İnsanın ismi zikredilince. Burada da bir tane hararet düşürü var. Bakın şöyle göstereyim. Bu şu şekilde duruyor. Şu kelepçeyi yerine takabilirsem eğer, orijinal şekilde takacağım. Eğer bunlarda orijinal kelepçe yoksa bir anlayın ki termostat değişmiştir. Ama ben de takabilirsem bunu eğer, orijinalini takacağım. Bu termostattan önce değiştiğini düşünmüyorum. Arabanın orijinal termostatı. Geldiği yerleri göstereyim size, bakın. Bir tanesi şu alt boruya takılıyor. Diğeri burada. Şunu şu şekilde ters kelepçe yaptım. Bu kelepçeyi tekrar kullanabilirsiniz. Ters sıkarsanız çok fazla bir yük almıyor. Tamam mı? Bu giriş yeri kalın. Hemen şurada bir tane soketim var. Hararet müşürünün soketi. Şöyle göstereyim.
2 tane şöyle 45 torşluğum var. Onların biri burada, diğeri şurada. Şimdi yeni malzeme gelsin. Eskisiyle belki kıyaslama yaparım. Şunu da buradan söktüm. Bunun içini açarak aynı zamanda emme manifoldunun içi dolu mu değil mi bunu da görebilirsiniz EGR'den dolayı. Genelde çekiş şikayeti olanların yaptırmak istediği şey emme manifoldu temizliği. Bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi yenisi gelsin arkadaşlar. Takalım, toplayalım. Ola ki değiştirmek isteyen arkadaşlarımız olursa da zaten durumu anlamıştırlar diye düşünüyorum. Takalım, toplayalım, bir de rampaya vuralım, bakalım hararet düşecek mi. Şunu da bir test edelim işin açıkçası. Bakalım. Bu kadar söyledik. Söyledik, yapmazsak olmaz. Bakayım buraya geliyor, şurada. Şunu içine de koyacağız. Biraz suyu açalım. Dolduralım. Bakın su geliyor. Gidiyor da. Hatta şöyle. Ulan kız su boşalıyor. Adam avcılık işi yapıyormuş herhalde. Bu birazcık sıcağı gördüm arkadaşlar. Kendini salıyor. Daha fazla bu sefer suyu boşaltıyor. Doğru mu? Bu da ister istemez hararetin 90'da kalmamasını sağlıyor. Zaten şöyle göstereyim size. Hararet müşürü burada. Direkt okuyan hararet müşürü burada. O yüzden buradan da hızlı su geçişi olduğu için ister istemez ne oluyor? Bu da direkt göstergede size hararetin düştüğünü gösteriyor. Zaten otomatikman görüyorsunuz. Yenisi gelsin. Yenisini takalım. Bunun bazıları çok patlamış oluyor. Bu kadar değil. Bu az yani bana göre. Bunun bazıları çok fazla patladığında bu arabayı 50-60'ı dahi geçirmiyor. Bu termostat yapısından kaynaklı. Şunu şuradan çıkartsam bu da bu araç da 50-60'ı geçmez. Ortalama hava sıcaklığı 10-15 derecede 50-60'ı geçmez. Çünkü direkt bir su geçişi oluyor. Ama benimkinde şu anda hala hazırda var. Ama kaçırıyor yani bu. İster istemez suyun geçmesini sağlıyor. Yenisi gelsin takalım. Arabayı çalıştıralım. Bakalım sabit kalacak mı? Düşecek mi? Tabii ki de bunu sizlere göstermek isterdim rampada test için ama biraz kalabalık arkadaşlar bura. O yüzden hani direkt arızayı gösteremiyorum ama en azından anlatıyorum. Anlayacağınızı da ümit ediyorum. Hadi bismillah. Evet, termostatın yenisi elimize ulaştı. Hemen şöyle göstereyim. Su doldurdum. İçinde herhangi bir akıtma, su damlası görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yenisinin testini de bu şekilde yaptım. Eski kelepçeleri kullanacağım, uyuyor. Buna mutlaka dikkat edin. Marka olarak değişkenlik sağlayabilir. Eğer şuradan kaçırıyorsa arkadaşlar sıkmalı kelepçe kullanmak zorundasınız. Hemen montasını edelim. Aracımıza takalım bunu. Şöyle bırakayım. Takalım ve motor suyunu ısıtalım. Sonra rampaya vuralım. Bakalım hararetimiz eskisi gibi düşme sağlıyor mu? Zaten gözle görülür bu şekilde test ettiğiniz için tutacaktır. Yani siz de söktüğünüz malzemeyi hemen değiştirmek yerine bu şekilde test edebilirsiniz. Ben genelde malzemeler hatalı mı, gerçekten doğru bir iş yapıyor muyum diye test edebildiğim bütün parçaları bu şekilde test ediyorum. Fark eden bir şey yok. Aynısını yaptım. Yine su koydum. Su olduğu gibi duruyor. Bakın akmıyor yani. Siz de bu şekilde test edebilirsiniz. Hadi takalım, toplayalım ve yola çıkalım. Evet arkadaşlar, bilenler vardır bu rampayı. Bizim Çırakman rampası. Önce çıkacağım. Sonra ineceğim. Hararetim tam 90. Aradan bir gün geçti. Karadeniz'e kış geldi. Buranın havası biraz tuhaf arkadaşlar. Yani o yüzden abi sen bu videoları çekerken dışarıda çekiyordun. Hava yağmıyordu. Ne oldu da bir anda hava yağdı. Bu bir saati tutmuyor burada. Tabii biz ertesi günü atladık da ciddi anlamda hava sıcaklığı düştü.
Neyse önemli değil. Zaten bekliyorduk böyle bir şey. Alışkınız da biz hava sıcaklığının bir anda düşmesine. O yüzden burada mesela arabalar bir anda hava sıcaklığı düşünce ısıtmamaya başlayınca müşteriler hemen şikayet ediyor. Ya arabama ne oldu diye. Bayağı bir tırmandık. Hararetimiz 90. Fanımız açtı. Şimdi arabayı rampa aşağı salacağım. Bakalım 90'dan düşecek mi? Bunun testini yapacağız sizinle birlikte. Her şeyi gösterelim size de şeffaf olsun. Siz de kendiniz teşhis koymaya çalışın. Çünkü bu konuda ben çok telefon alıyorum. Abi teşekkür ederim, sağ ol. Sayende arızamı buldum. Değişmeseler bile ben değişmesini istedim. Değiştik, düzeldi. Bu mutluluk verici bir şey. Yani kötü bir şey değil. Seviyorum böyle şeyleri. Güzel oluyor. Biz sizlere, ekran başındakilere belki kahve ısmarlamıyoruz ama bizim de bir videomuzun 40 yıl hatırı olsun. Şimdi çıktık 66 ile. Gidiyor, ben basmıyorum arkadaşlar bu arada. Bir 3 Umut jet aracım. Opel. Hoppa. Şimdi buradan aşağıya doğru salalım kendimizi. Burası bayağı bir rampa arkadaşlar. Bu arada şöyle dağları bayırları göstereyim size. Salıyorum. Devirde iniyorum. Bakalım düşecek mi? Biraz daha hızlanalım. Hatta devri bırakalım. Şöyle insin. 90'da sabit duruyor. 5. vites. Motor devirden hem de çalışsın. Bayağı hızlı da iniyorum. Direksiyonla birlikte çevirmek zorundayım arkadaşlar. Burası biraz viraj. O yüzden idare edin. Biraz değil, bayağı viraj. Şöyle yapayım, daha iyi olur. Yok ya, mükemmel. Şimdiye kadar kesinlikle 70'e falan inmesi lazımdı ki şu an hava sıcaklığım 7 derece. Şöyle göstereyim. 7 derece. Yani 17-15 falan değil. Kesinlikle düşmesi lazım. Bir termostatın ve hararetin yine de bir kişinin ısınma sorununu ortadan kaldırdık. Kendimi kombici gibi hissettim şimdi. Ama bunlar da arabanın kombisi, yapacak bir şey yok. Kepçeci abi nereye gidiyorsun? Yol açmaya mı gidiyorsun? Bir karara kar yağdı herhalde. Bacalar tutuyor. Ve sizlere de kılavuz olmuş olur bu video. Umarım faydalıdır arkadaşlar. İlk defa kanalıma geldiyseniz kanala abone olmayı, bu tür içeriklerden faydalanmayı unutmayın. Yorumlarda kendiniz belirtmeyi, bir like dahi olsa, nokta dahi olsa bir yorum atmayı, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.